Golden sonra tabii Fatih'in koşarak Vitor Pereira'ya sarılması. Ya ben biraz duygusal oluyorum bu tarz şeylerde, bir gözlerim doldu. Fatih'in bir fotoğrafı var 5 yıl öncesine ait. O mu? Tabii Pereira'nın galibiyeti kutladığı top toplayıcı çocuk. Tabii. Geçen hafta da Muhammed'e yazmışlardı. Muhammed diye paylaşıldı bir de bir ara. Hayır, Muhammed'in de var, Fatih'in de var. Aa. Güzel, tabii. Çok güzelmiş. Fatih'in çünkü de bu bütün oyuncularla ilgili paylaşılınca ben acaba hani bir Photoshop mu diye düşündüm. Ya sonuçta fotoğrafı olmasa bile sonuçta şöyle öyleydi. Bir şey var. Oralarda top toplayıcılık yaptılar. Hem Muhammed hem Fatih. Çok güzel bir tablo. Ya benim inanılmaz hoşuma gitti. Bu arada şöyle cümleme şöyle başlayayım ki insanlar yanlış anlamasın söyleyeceğim. Fenerbahçe Real Madrid'i falan elemedi bir kere. En başta onu söyleyeyim. Ama önemlidir. Bu kadro zafiyeti, bu dezavantajlar, ligi devam eden bir takımla oynuyorsunuz ve kendinizi bir şekilde Avrupa Ligi'ne attınız. Çok da güzel bir skorla ve buna katkıda bulunan isimler, ilk maçtaki galibiyetiniz Muhammed Gümüşkaya, ikinci maçta elbette Ener Valencia'nın payı büyük, onu zaten söylemeye gerek yok, maçı turu alan adam. Ama devamında işte Fatih'in gol atmış olması, Arda Güler'in orada Arda da atıyordu da Arda ya müsaade etmedi. Helsinki savunması kendisi attı. Orada Arda'ya geliyordu top 5. golde. Ya bunlar bence çok futbol için çok güzel hikayeler. Benim çok hoşuma giden hikayeler. Kesinlikle. Vitor Pereira'yı bu açıdan az önce Fatih Hoca için söyledim. Devamında Vitor Pereira için söyleyecektim. Yani bu riske girmese kimse neden girmiyorsun arkadaş demeyecek. Ama Ali Koç ne dedi? 10 tane takım istedi. Muhammed'i göndermedi dedi. Bazı hoca var, genç oyuncunun yüzüne bile bakmıyor. Kardeşim ben kendimi kurtarmam lazım. Kusura bakma, sen git Bolu'ya mı gidiyorsun, Bandırma'ya mı gidiyorsun, nereye gidiyorsan git diyor. Açık ve net söyleyelim. Şimdi Muhammed, bunu ben geçmişteki Fenerbahçe hocalarından bahsetmiyorum. Yani Erol Hoca'nın da, Emre Belezoğlu'nun da genç oyunculara bakış açısını çok iyi biliyorum. Geçen yıl Topuk Yaylası'nda Erol Hoca, Fatih Yiğit Şanlıtürk konusunda övgü dolu sözler sarf etmiştir. Hatta lig maçında sürede vermiştir Fatih'e. Arda Güler'i Emre Belezoğlu A takım antrenmanlarını alan hocadır. Ve Arda Güler'e yanlış hatırlamıyorsam Kayseri ya da bir başka maçta süre veren hocadır. Hani burada geçmiş Fenerbahçe hocaları değil ama genel futbolumuza bakış açısı olarak genç oyunculardan bir sakınma, bir uzak durma durumumuz var bizim. Maalesef. Pereira'nın bu cesaretini tebrik ediyorum. Ve Pereira'yı şu açıdan da tebrik ediyorum. Ligin ilk sezonu, erken sezonu diyebileceğimiz bölüm milli araya kadar olan 3 maç artı 2 Avrupa maçı. 2'de 2'likte bir şekilde kendini Avrupa Ligi'ne attın. Bu kadar dezavantajlı kadroya rağmen. Altay deplasmanı, zorlu maç. Altay iyi başladı. Onu da kazanırsa kusursuz bir şekilde takımı milli araya taşımış olacak. Bu kadar zafiyete rağmen, kadro zafiyetine, sakatlığa rağmen, tamamlanmamış henüz transferlere rağmen. Pereira'nın da bu açıdan erken sezon performansının iyi gittiğini, yani henüz daha ikinci ayında Fenerbahçe'de. İyi gittiğini söylemem lazım. Üçlü savunma. Ben üçlü savunma konusunda açık konuşayım. Ön yargılı isimlerden biriydim. Fenerbahçe'nin mutlaka ve mutlaka bir şekilde dörtlü savunmaya döneceğine inanıyordum. Hala inanıyor musun? Topuk Yaylası kampından sonra dahi bunu ifade ettim. Sadece şunu söyleyeceğim. Dizilişin Pereira basın toplantısında kendisine sorulan bir soruya böyle bir yanıt vermişti. Siz takım içindeki dinamikleri doğru oturttuğunuz zaman ve o dinamizmi, o enerjiyi sahaya koyduğunuz zaman dizilişin önemi birincil olmaktan çıkıyor. Elbette diziliş de önemli ama birincil olmaktan çıkıyor. Üçlü de dizilsen, dörtlü de dizilsen o dinamizmi ortaya koymadıktan sonra çok bir şey ifade etmiyor. Ama Fenerbahçe 2'lik maçında tekrar ediyorum çok ciddi kadro zafiyetlerine rağmen rakibinden fazla koşuyor. Avrupa maçında da rakibinden fazla koşuyor. Oyuncuya demek ki bu sistemi inandırmışsın. Bununla birlikte çok ciddi oyuncuları kadro dışı bıraktı. Şimdi kolay değil Caner Erkin'den vazgeçebilmek. Sinan Gümüş 8 artı 3'ü konuştuk, doğru mu? Evet. Trabzonspor mecburen İsmail'i transfer etti. Beşiktaş mecburen Umut Meraş'ı transfer etti. Kolay değil Sinan Gümüş gibi bir alternatif. Belki geçen sezon Antalya'da, bir önceki sezon Antalya'da çok önemli bir performans sergilemişti. Belki şimdi gideceği takımda da 8-10 tane atacak. Ama bu riski aldı. Ne dedi adam? Ben dedi,
Düşünmüyorum kardeşim. Yeni alınmış oyuncuyu hemen çıkardı matematikten. Colker. Düşünmüyorum dedi. Benim bu da nedir biliyor musun? Kalan oyuncu için şu mesajı veriyor. Ben sana güveniyorum arkadaş. Tisserand. Sana güveniyorum. Ferdi. Sol kanatta ben sana güveniyorum. Elbette orası için transfer düşünülüyor ama. Veya Ozan Tufan'ı kiraladı Fenerbahçe. Zaitz. Hiç tahmin etmeyeceğimiz Zaitz'ı hep ya ana planda görüyoruz Zaitz, şimdi. Ben şimdi o oyuncuya sen o güveni aşılarsan o oyuncu da ister istemez sana bir aidiyet hisseder. Pereira bunu şu ana kadar bak şu ana kadar doğru yönetiyor. Ha işler de iyi gidiyor. Açık konuşayım şimdi. Adana Demirspor maçı, Antalya maçı bakıyorum. Pozisyon sayısı az. Rakibin pozisyon sayısı az. Fenerbahçe'nin pozisyon sayısı çok mu? Hayır. Dolu dolu bir futbol var mı? Hayır. Ama o enerjiyi herkes görebiliyor sahada. İlk bölüm itibariyle şu an Pereira iyi bir sınav veriyor. 2 aylık sınavı bence son derece başarılı gidiyor. Ama tabii ki hep söylüyorum. Fenerbahçe'nin kadrosunda temel eksikler var. Temel. Şimdi Ferdi istediği kadar iyi niyetli, istediği kadar mücadele gücü, işte aidiyeti olsun. O çizgide bir oyuncuya ihtiyaç var. Santrfor, Ener Valencia çok büyük oyuncu. Açık ve net söyleyeyim. Büyük oyuncu. Ama ihtiyaç var. Başka bir oyuncuya daha ihtiyaç var. Pereira orta saha istemiş. Orta saha istediyse alacaksın. Açık ve net. Zaten Selim de herhalde az önce bir bağlantı yaptı bizden önceki yayında. Japon oyuncu Morita yani büyük ölçüde tamamlanmış transfer. Öyle gözüküyor. Pereira'nın istediklerini yapsınlar. Benim açıkçası Fenerbahçe'yle ilgili genel değerlendirmem budur. İstediklerini yapsınlar. Pereira'da en kötü karar kararsızlıkları iyidir fikrinden yola çıkarak aldığı kararların arkasında dursun. Ve Fenerbahçe'ye ben bu şekilde faydalı olabileceğine inanıyorum. Yani elbette fikir almak, Ergin'den fikir almak, Volkan'dan fikir almak, etrafındakilerden fikir almak önemlidir. Ama en nihayetinde senin bir planın varsa o plana en uygun fikirleri en doğru şekilde uygularsın. Kafanda onu süzgeçten geçirerek. Ben her zaman en son noktada kararı kendisinin vermesini dilerim, tavsiye ederim. Çünkü her zaman insan ya başkasının kararından çok büyük pişmanlık duyarsın ama kendi kararından en azından ben etrafından etraflıca düşünüp bir karar verdim deyip bu kadar büyük pişmanlık duymazsın. Ben şu ana kadar gidiş yolunu en azından sonuç alır almaz bilmiyorum ama gidiş yolunu doğru buluyorum Pereira'nın. Şimdi transferle ilgili sorular geliyor tabii Valencia'nın etrikinden sonra. Onları ilerleyen dakikalarda soracağım Volkan Demir'e. Ergin senin de o genç oyuncularla ilgili düşünceni merak ediyorum. Tabii bunu bir popülizme dönüştürmemek lazım. Çünkü çok hoşumuza gidiyor değil mi? Kulağa da çok hoş geliyor, güzel. Fenerbahçe'nin kulübesi şu an 6 oyuncu var, 7 oyuncu var. 4 tanesi genç. Çok genç oyuncular. İşte bir nevi hamle yapma zorunluluğunuz onlarla ilgili. Ya onları alabiliyorsunuz oyuna. Şimdi yarın kulübe dolduğu zaman, o kulübe dolarken gençler de orada oturduğu zaman burada da Pereira'nın bu konudaki ısrarını görmek lazım. Muhammed o gün gol attı dersin ki oturduğum yerden kalktım. Bak yazı yazıyordum, maç yazısı. Oo diye oturduğum yerden kalktım. O kadar çok keyif alıyorum ki. Burada da yaptık programı söyledim. Yani benim canıma minnet. Ben futbolun romantik tarafını seven bir adamım yani, anladın mı? Benim canıma minnet. Oynasın yani bu çocuklar öbürlerini izleyeceğime. Ama burada biraz ayakların yere basması lazım. O sentez önemli. Gerçekçi davranmak önemli. Örneği var. Geçen sene hoca şampiyonluk çıkardı Sergen Yalçın. İşte 2 tane 19 yaşında çocukla 11'de. Değil mi? Rıdvan'la Ersin'le. Ama iyi sentez yaparak. Böyle şovanizme kaçmadan, hadi bak ben genç oynatıyorum demek için yapmadan bunu ben doğru özellikle kaleci lazım. Kararını yani çok radikal ama hakikaten helal olsun denilecek bir karar. Çünkü yani şampiyonlukta hani hep böyle hikayeler yazılırken kaleciyi yazarsın değil mi abi yani? Evet, kaleciyi yazarsın, işte ne bileyim yani Mustera'yı yazarsın, Volkan Demirel'i yazarsın, Beşiktaş'a gel Oscar Cordoba'yı yazarsın ya da işte Gomis'i yazarsın, Mario Gomez'i yazarsın. Yani, evet. Gibi. Ya ama kaleci hep başroldür yani. Evet. Şampiyonluk öykülerinde. Şeydi mesela Beşiktaş oynayacak değil mi? Ajax aklına geliyor işte 19 yaşında falan çocuk. Tamam da orada Tadiç falan da var yani. Tabii canım. O sentezi çok doğru kurgulamak lazım. Bir ek yapmak istiyorum. Pereira'nın durumu ile ilgili. Mesela Colker değil mi? Fenerbahçe yönetimi aldı. Bundan 2 sezon olsa önce. Yani bu yaşanmışlıklar olmasa 3 sezon kötü yaşanmışlıklar var ya. Onların yaşanmadığını varsayalım.
İkinci sezonunda olsa bu kararı alamaz Pereira. Çünkü niye? Falet'ti değil mi? Böyle bir örnek Simon var. Falet. Falet hani yönetim mi aldı, hoca mı aldı? Hatay şimdi, Spor'a geçen geldi. Gördüm Hatay Spor'da oynarken. Ya oradan geldi aklıma. Şimdi Fenerbahçe yönetimi şunu doğru yaptı. Aslında şartlar doğru yapmaya itti Fenerbahçe yönetimi. Mecbur kaldı hocanın kararlarına saygı duyarak anahtar teslimi bir takım vermeye. Çünkü 4 hoca olmuş, 5 hoca olmuş. Artık Pereira'ya giderse tek başına gitmez. Pereira'yı gönderdim, öyle bir şey yok artık Fenerbahçe.